aziz müminler, bakınız yine bir ayet-i kerimede içinde bulunduğumuz alışkanlıkların bizi aldattığını öğreniyoruz. Adam altında lüks bir arabası, yine Boğaz'da güzel bir köşkü, yalısı, villası veya daha başka bir yerde yazlığı, yazın yaşadığı bir mülkü, işi, karı, senedi, sepeti, keyfi, zevki yerinde, tatlı bir hayat içinde, arzularının birçoklarını elde etmiş, isteklerini, şehvetlerini, şöhretlerini elde etmiş, işte akıp gidiyor, keyfini, zevkini sürüp gidiyor. Allahu Teala buyuruyor ki, buna aldanmamak lazım. Buna aldanmamak lazım. Bu alışkanlıklar, bu içinde bulunduğumuz yaşama şekilleri ve şartları böyle devam etmeyecektir. Bizi aldatmasın, aldatmaması lazımdır. Rabbül Alemin şunu haber veriyor. Felemma nesu ma zukkiru bihi. Kur'an-ı Kerim'de haber verdiğimiz akıbetleri, peygamberlerin haber verdikleri gerçekleri, yevmi hesabı, mahşer gününü, mizan gününü, hesap gününü, Allah'ı, Resulünü, ahireti unuttukları dakikada, hatırlamaz hale gelip de bütün bunları arkaya kaldırıp atıp da kendi bildiklerini, kendi keyiflerini, kendi arzularını yaşamaya başladıkları dakikada ilahi emirleri unutmuşlar, ilahi azapları unutmuşlar, sadece kendi arzusunu, kendi iştahını, kendi lezzetlerini arıyor adam. Nerede keyif orada, nerede gece kulübü orada, nerede pavyon orada, nerede festival orada, nerede rezalet orada, nerede kokteyl orada, nerede şampanya orada, nerede melun bir kampanya orada, nerede rezalet orada hazır oluyor. Allah'ı unutmuş, Hazreti Muhammed'i unutmuş, yevmi hesabı unutmuş, Kitabullah'ı unutmuş, ibadetleri unutmuş, istiğfarı unutmuş, tevbe etmeyi unutmuş, aldanıyor, bu ateş benimdir, bu dünya benimdir, bu keyif sevk benimdir, bu mülkiyet, bu hürriyet, bu zürriyet benimdir diyor. Tam bu noktaya geldiği zaman, bütün bunları unuttuğu zaman, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Bütün varlığın, servetin, şöhretin, şehvetin bütün kapılarını açarız onlara. Yesinler yiyebildikleri kadar, içsinler içebildikleri kadar, yaşasınlar yaşadıkları kadar, denizlerde, sahillerde, kıyılarda, kumlarda, keyiflerinde, barlarda, pavyonlarda alabildiğine yaşadıkları kadar yaşasınlar diye bütün imkanların kapılarını açarız onlara. Fakat tabii aldatıcı bir şey bu. Bu bir istidraç. Onların sıhhatleri, onların servetleri, onların saltanatları, onların keyifleri, onların imkanları, onların şöhretleri, onların servetleri alabildiğine kabarması, köpürmesi, kaynaması, şahlanması aldatıcıdır. Aldatıyor. Veririz onlara bütün imkanları. Açarız bütün kapılarını. Fetehna aleyhim ebvabe külli şeyin. Her şeyin kapısını açarız onlara. Ne isterlerse veririz. Neyi arzu ederlerse kavuştururuz diyor Hazreti Allah. Celle Celaluhu. Hatta işte nihayet, işin nihayeti geldi. İza ferihu bima utu. Kendilerine verilen bunca imkanların, bunca servetlerin, bunca keyfü zevkin karşısında iyice ferahlandıkları anda, zevkin, keyfin zirvesine çıktıkları bir anda,
artık her şeyi unutup da Allah mallah yoktur dedikleri sırada, her keyfin ve zevkin içinde yüzdükleri sırada, اَخَزِنَاهُمْ بَغْتَتَنْ ansızın onları yakalarız, onlara azabımızı, onlara gazabımızı, onlara cezamızı indiririz. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ onlar artık hayattan bütün ümitlerini keserler. Öyle bir anda cezalandırırız ki onları, akıllarının ermediği, hayret içerisinde kalacakları şekilde onların imkanlarını zorlaştırırız. Huzurlarını ellerinden alırız. Anarşizm ile, terörizm ile, içeriden dışarıdan çeşitli rahatsızlıklarla, kalbi, vicdani, insani her çeşit musibetlerle onları kıskıvrak yakalarız da فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ hayatın tadını alamaz hale gelirler. Dünyadan umutları kesilir, ahiretten umutları kesilir, bütün neşeleri söner, bütün keyifleri biter. Bu akıp gidiş aldatmasın onları diyor Rabbül Alem. Bu keyif ve zevk onları aldatmasın. Haklı olduklarını iddia etmesinler. Bu bir imtihandır. Böyle varlık içerisinde, zevk-ü sefa içerisinde akıp gitmek, onların haklı olduğunu, onların kuvvetli olduğunu, onların Allah'ı unutmalarının bir haklılığını ortaya koyamaz. Bu bir imtihandır, bu bir iptiladır, bu bir felakettir diyor Kur'an-ı Kerim. Aldanmamak lazım. Her imkanı bulmaları, her istediklerini yemeleri, onların haklı olduğunu mu ortaya koyuyor? Mesul olmayacaklarını mı ifade ediyor? Hayır. Bunlar, bu imkanlar onları daha çok vebale, daha çok hesaba, daha çok felakete sürüklemektedir. Bunu böyle anlamak lazım.